İyi akşamlar değerli son TV izleyicileri. 11 Mayıs 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Diyanet Vakfı Batman Şubesi, Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin sloganıyla 800 aileye Ramazan yardımı ulaştırdı. Batman İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Batman Şube Başkanı Turgut Erhan, paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda, kısacası kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret ettik dedi. Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Ramazan bayramı öncesi gıda satışı yapılan iş yerlerini denetledi. Denetimlere Müdür Mehmet Günde katıldı. Gercüş Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Abdülhamit Ünsal akrep ve yılan sokmalarına karşı vatandaşları uyardı. Olası vakalarda en kısa sürede sağlık merkezine gidilmesi gerektiğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Batman Gençlik Merkezi salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bırakıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her yüz bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Rakamlara göre Batman'da vaka sayıları 120.91 iken 1-7 Mayıs arasında 91.25'e düştü. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, %70 hibe destekli proje kapsamında yapımı tamamlanan 3 adet tavukçuluk tesisini inceledi. Batman'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Doğu Kudüs'te Mescidi Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti. İftar saatinden sonra Atatürk Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri İsrail'e karşı tek ses oldu. Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetemizin YouTube kanalında Hatice Türkan ve Recep Kavuş'un canlı yayın konuğu oldu. Müdür Gün, Batman'da kooperatifçiliğin geliştirilmesi gerekiyor diyerek tarım alanında yeni bir dönemin başlaması gerektiğine dikkat çekti. Vali Hulusi Şahin, Ramazan bayramına ilişkin yayınladığı kutlama mesajında bayramda da tedbirlere uyulması gerektiğine dikkat çekti. Batman Belediyesi Ramazan ayında 3500 aileye meyve sebze yardımında bulundu. Yapılan çalışma ile hal ve pazarlardan satın alınan 35 ton sebze ve meyve dar gelirli 3500 aileye ulaştırıldı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.